Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden anayasa hukukuna devam ediyoruz. Bu videoda neler göreceğiz? Erken genel seçim, ara seçim, Cumhurbaşkanlığının makamının boşalması, ant içmeyen milletvekillerinin durumu, ant içmek neyin bir başlangıcı, göreve başlamak mı, milletvekilliğin kazanılması mı? Bunlardan bahsedeceğim. Milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerden bahsedeceğim. 5 önemli başlık. Tek videoya sığar mı? Umarım sığacaktır. Bundan sonraki videoda ise arkadaşlar milletvekilliği dokunulmazlığı, milletvekilliği sorumsuzluğu. Bunların temel adı parlamenter muafiyetler. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar başlayalım. Önemli vakit kaybetmeyelim. Birkaç soru da yapacağım buradan. Ee, özellikle ara seçim tablo çok önemli. Zaten size ben e, notları aldığınızda bir arkadaş da mesaj etmiş Hocam ben notları aldım fakat burada tablo yazıyor ama tablo yok çıkmamış mı acaba hayır ben burada tabloyu çizeceğim sen ben benden dinledikten sonra tabloyu sen yapacaksın şimdi erken genel seçim kararını iki yetkili makam alıyor birincisi birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi bir diğeri arkadaşlar cumhurbaşkanı alıyor bakın temel bir soru yapalım Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenileme kararı yenileme kararını kimler alabilir yukarıdakilerden hangisi ee, erken seçim erken genel seçim kararı alabilir şeklinde bir soru yazılır çok rahat bir dersin iki dersin 3 e, TBMM başkanı 4 bakanlar kurulu 5 e, milli güvenlik kurulu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri erken genel seçim kararı alabilir? Temel bir sorudur. Cevap 1 ve 2. Tamam. Tevme başkanı alamaz. Meclis alır. Meclis. Tevme başkanı alamaz. Bakanlar kurulu zaten yok. 2017 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemizle beraber bakanlar kurulu ortadan kalktı. Milli güvenlik kurulu tamamen saçma bir seçenek. Ama bilmeyene bu soru zordur. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 yıllık süre dolmadan istediği vakit üye tam sayısının 3 bölü 5 çoğunluğu ile seçimleri yenileme kararı alabilir. Kaçmış bu çoğunluk? 3 bölü 5. 600 milletvekili üzerinden düşündüğümde 360 milletvekiline denk gelmektedir. Şuradaki durum kalsın. Dikkat et. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı da dilediği zaman seçimleri yenileme kararı alabilir. Bu kararı kim alırsa alsın seçimleri yenilenmesi durumunda ikisi için de geçerlidir. Şimdi gel ekrana. Bak şimdi buraya. bir Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alabiliyor mu? Alıyor. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilediğinde hem temme için hem cumhurbaşkanlığı için e, seçimler yenileniyor mu? Yenileniyor. Aynı gün yapılacak mı? Aynı gün yapılacak. 1. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı istediği zaman alabilir mi? Alabilir. Hangi çoğunlukla alıyor? 3 5. Üye tam sayısının 3 5. Bu kaça denk geliyor arkadaşlar? 360 milletvekiline denk geliyor. Tamam? Peki. Meclis seçimleri yenileme kararı aldığında bu hem kendisi için geçerli hem de Cumhurbaşkanlığı için geçerli. Tamam? Bu da cepte. Üçüncü husus. Diyelim ki şimdi Cumhurbaşkanlığı yürütmede bundan bahsedeceğim. Burada da bir ufak bir başlık açacağım. Cumhurbaşkanı kaç dönem e, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı seçilebiliyor? 2 dönem. 3. dönem Cumhurbaşkanı seçilebiliyor mu? Seçilemiyor. Ama virgülü koydum. Eğer ki Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alırsa ve bu kararı aldığında mevcut Cumhurbaşkanının ikinci dönemi ise Cumhurbaşkanı tekrar Cumhurbaşkanı seçilmek için aday olabiliyor. Tamam? Anlaşıldı mı? Bakın tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alırsa kendisinin ikinci dönemi de olsa, birinci dönemi de olsa ekstra bir tekrar bir dönem daha seçilme hakkı verilmiyor. Sen ikinci dönemiydin, seçimleri yenileme kararı aldıysan sen artık ikinci dönemde yaptın, üçüncü dönemde seçilme hakkın yok diyoruz. Neden? Çünkü seçimleri yenileme kararı da sen aldın ey cumhurbaşkan diyoruz. Tamam Ama eğer ki seçimleri yenileme kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi almış mevcut cumhurbaşkanının da ikinci dönemi ise ne diyoruz arkadaşlar? Üçüncü dönemi için de aday olabilir. Tamam. Ne olur ince bir çizgidir. Kaçırmayın bu ayrıntıyı. Birçok kaynak bunu maalesef vermiyor. Ama ben istisnansız arkadaşlar videolarda ve video ders notları kitabında anlattım. Tamam. Ee, bu kitabı nereden temin ediyoruz? Hukukoretir.com adresinden temin edebilirsiniz çık ekrandan çıktım ve diğer sayfaya geçtim. Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumu. Şimdi arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi bir nedenle yani ölüm, istifa, seçilmeye engel bir suçtan dolayı Yüce Divana sevk. Şunu takmam gerekiyor. Arkadaşlar, çok güzel. Ölüm, istifa Ölüm ani bir durum. İstifa ani bir durum. Seçilme engel bir durumdan dolayı yüce divana sevk edilmesi ani bir durum. Mahkum mahkumiyet alması durumunda arkadaşlar. 45 gün bunu yazın. Altını çizin. Karalayın. 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Fakat burada artık şuna 1, şuna 2, şuna da 3 diyeceğim. Bakın adım adım gidiyoruz. Cumhurbaşkanı öldü, istifa etti. Yüce Divan'a seçilmeye engel bir durumdan dolayı Yüce Divan'da mahkumiyet kararı aldıysa 1. Yerine kim bakacak? En yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı yerine bakacak bu 1. Yani vekalet edecek. Kimmiş? En yaşlı Cumhurbaşkanı makamı. Hemen siz şunu diyebilirsiniz bana. Ya hocam sen diyorsun ki en yaşlı Cumhurbaşkanı yerine bakar. Cumhurbaşkanı yardımcısı yerine vekâleten Bakar. Tamam da bizim şu anda mevcut cumhurbaşkanımızın bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı var. E, sadece o Bakar niye demiyorsun? En yaşlı diyorsun. Hemen virgül açıyorum yorumla. Bugün bir tane var, yarın iki tane, öbür gün beş tane olabilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın kendi inisiyatifinde bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, iki tane, üç tane, dört tane atama etkisi tamamen kendi inisiyatifinde. Bugün kendisi bir tane uygun gördü, öbür gün beş tane uygun gördü. İşte bu beş tane uygun gördüğünde ise ne olacak? Hangisi ölüm, istifa, Durumlarında yerine vekaleten bakacak. Ne diyorum? en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı bu ani durumda tam hiç beklenmeyen durumda Cumhurbaşkanı'nın yerine vekaleten bakacak. Ne kadar süreliğine? 45 gün süreliğine. Neden 45 gün? Çünkü 45 gün içerisinde seçimler yenilmesi gerekiyor. Tamam. Bak şimdi birinci durum tamam. İkinci durum diyorum ki eğer ki genel seçimlere eğer ki genel seçimlere bir yıl veya daha az süre kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılır. Bir yıldan az bir süre kalmışsa. Eğer ki seçimlere bir yıldan daha fazla bir süre kalmış ise bu durumda sadece Cumhurbaşkanlığı için bir seçim yapılacak. Seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin süresi dolana kadar görevini yapacak ve o o ara dönemde yaptığı görev kendi iki dönem seçilebilirin döneminde sayılmayacak. Anlaşıldı mı? <laughs> Toparla hocam, toparlayalım. Şimdi hızlı hızlı. 3 seçenekten bahsedeceğim. Şimdi Birincisi, Cumhurbaşkanı seçilmeye engel bir suçtan dolayı Yüce Divan'da hüküm giydi. Öldü veya istifa etti. Ani bir durum gerçekleşti. Bu durumda 45 gün içerisinde seçimler yenilecek. K Pardon, 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçimler yenilecek ifadesi yanlış. 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı için seçim yapılacak. İşte bu süre içerisinde bir, yerine en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet edecek. 2. Eğer Cumhurbaşkanının süresi yani seçimlere kalan süre 1 yıl veya altında ise bir süre kalmışsa o zaman hem Cumhurbaşkanlığı için bir seçim yapılacak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani erken genel seçim gibi düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir seçim yapılacak. Tamam. Eğer ki seçimlere bir yılın üstünde bir süre varsa sadece Cumhurbaşkanlığı için seçim yapılır. Diyelim ki 2 yıl vardı söz gelimi. Cumhurbaşkanı seçilen kişi gelir o koltuğa oturur. Görev süresi ne kadar? 2 yıl. Neden 2 yıl? Çünkü seçimler 2 yıl kalmış. 2 yıl görev yapılır. Yapar. Sonra tekrar aday olabilir mi? Olur. Bir daha aday olabilir mi? Olur. Neden? Çünkü bu Mevcut Cumhurbaşkanı yerini doldur, o doldurduğu süre 2 yıllık süre o 2 döneminden sayılmıyor. Tamam o 2 yıllık süre cebinde kalıyor. Yine kendisinin 2 dönem olma hakkı var. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Var mı? Yok değil mi? Tamam. Geçtik arkadaşlar. Diğerine. Geldik ara seçim. Burayı arkana yaslan. Bir benden dinle. Sonra ben bir tablo çizeyim. Onu da bir dinle. Eğer sen e, bu anlattıkların bittikten sonra o tabloyu kendi başına çizemiyorsan bu videoyu geriye al tekrar dinle. Tamam. Şimdi pür dikkat burada ol, Not da ol. Şimdi diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinin boşalmaz olması durumunda ara seçime gidilir. Koltukların boşalması istifa ile olabilir. Milletvekilinin düşürülmesi ile olabilir. Ölüm halinde olabilir. Bir kere sen erken genel seçim ile ara seçim arasındaki farkı bileceksin. Ara seçim milletvekilliğinin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan milletvekillerin tamamı ortadan kaldırılıp yeni bir seçim yapılmıyor. Bunun derken erken gelen seçim. Tüm koltuklar yenilenmesi söz konusu. Ama ara seçimde ise sadece boşalan koltuklar için seçim yapılır. Nasıl boşalır bu? Ölüm olur, istifa olur, milletvekilinin düşürülmesi olur. Tamam mı? İşte bu durumlardan dolayı veya bir kişi bakan olur, milletvekilliğine çekilir. İşte bu durumda o boşulan koltukların doldurulması gerekebilir. Tamamen inisiyatif mecliste. İlla ara seçime gidilecektir diye bir şey yok. Bazı istisnai durumlar dışında. Şimdi ekrana değilmişim zaten. Şimdi her seçim döneminde, her seçim döneminde sadece bir defa yapılır. Hocam seçim dönemi ne demektir? Bakın biz kaç yılda bir seçim yapılır dedik. 5 yılda bir seçim yapılır dedik. Yani yasama gününün ilk günü, yasama gününün son günü. Seçim seçim döneminin ilk günü, seçim döneminin son günü. İşte bu 5 yıllık döneme ben ne diyorum? Yasama dönemi diyorum. Tamam. 5 yıllık döneme ne diyormuşum ben? Yasama dönemi. Tamam mı? Yani yasama döneminde en fazla ne kadar ara seçim yapılabilir arkadaşlar? Bir defa ara seçim yapılabilir diyorum. Tamam bu birinci. Devam ediyorum. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Tekrar söylüyorum. Genel seçimlere 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Peki genel seçimlere bir yıl kala da ara seçime gidilemiyor. Yani şimdi hocam diğer sayfaya bir geçelim. Bak şimdi ilk tablomu buraya çiziyorum. Yasama dönemi ne kadarmış? 5 yıl. 5 yıllık süre. 5 yıllık süre içerisinde ne kadar e, ne kadar kaç defa ara seçime gidilebilir? 1 defa. İşte bu 30 ay geçmedikçe 30 ay geçmedikçe genel seçimlere 1 yıl kala ara seçime gidilemez. Yani şu dönemde ara seçime gidilebiliyor. Tamam ve kaç defa ara seçime gidilebilir? Yalnızca bir defa. Bu bizim ana kuralımız. Tamam. Yani bir, bir, genel seçim üzerine 30 ay geçmedikçe bir sonraki genel seçime bir yıl kala ara seçime gidilemez. Ara seçime gitme durumu bir defalığa mahsustur. Şimdi dön önceki nota. Devam ediyorum. Bak adım adım. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının %5'i ne bulduğu hallerde ara seçimi 3 ay içinde yapılmasına karar verilir. Bak şimdi. Gel diğer nota. İkinci. Bu birinci ihtimaldi. Şunu kırmızıyla yapsam daha mı güzel olur? Bu birinci ihtimal. Şu ikinci ihtimal. Şu da üçüncü ihtimal. Tamam. Şimdi tekrar maviye dönelim. Şimdi geldik hatta farklı bir renk olsun. Yeşile dönelim. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci ihtimale. Çizdim. Yine yasama dönemi mi? Yasama dönemi diyor ki eğer diyor koltukların %5'inde boşalma durumu söz konusu ise yani %5'i kaça denk gelir arkadaşlar? 600 milletvekilinin %10 olsa 60 milletvekili 30 milletvekiline denk gelir. 30 milletvekili boşalması durumunda ara seçime gidilir ve ara seçim 3 ay içinde yapılır. Ama istisnası şu. Ben yukarıda ne dedim? 30 ay bir ara bir genel seçim üzerinden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez dedim ya. %5 koltuk boşalması durumunda bu istisna ortadan bu kural ortadan kalkar. Ama hangi kural yine geçerli? Bir yıl kuralı yine geçerlidir. Tamam? Ne demek istiyorum? Bak şimdi. No nota bak. Diyorum ki eğer eğer %5 koltuk boşalması durumu söz konusu olduysa bu kaç milletvekiline denk geliyor? Minimum 30 milletvekili. 30 milletvekilinin koltuğu boşsa bir kısmı ölmüş, bir kısmı istifa etmiş, bir kısmını milletvekili düşürtmüş olabilir. 30 koltuk boş ise bu durumda 30 ay kuralı geçerli değil. 3 ay içerisinde seçime gideceğim. Ama seçimlere 1 yıl kaldıysa 30 koltuk boşalmış olsa bile... Ne diyorum arkadaşlar? Yine seçim yapılamıyor diyorum. Tamam? Ara seçime gidilemiyor. Şimdi gelelim bir sonrakine. Bak diyor ki özel bir durum söz konusudur. Neymiş bu durum? Yani yukarıda yazılı hallerinin ayrı olarak diyor. Bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin üyesinin kalmaması durumunda boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar seçim yapılır. Bak burada 3 ayda Burada 90 günü takip eden ilk pazar. Dön buraya. Geldik 3. kurala. Şimdi arkadaşlar. Çizdim mi? Yine yasama dönemi. Diyor ki, eğer diyor, eğer diyor bir ilin bir ilin hiç temsilcisi kalmadıysa. Örnek veriyorum. Bayburt ilinin Bayburt ilinin bir milletvekili vardı ve bu da istifa etti, öldü, milletvekili düşürüldü. Veya da Bursa'nın, Bursa'nın örnek veriyorum 40 milletvekili vardı. Bunların 40'ı da bir şey oldu, öldü veya istifa etti veya milletvekili düşürüldü. Bir ilin veya seçim çevresinin hiç temsilcisi kalmamışsa bu durumda ne 30 ay kuralı geçerlidir, ne 1 yıl kuralı geçerlidir her durumda şu yasama dönemi arasında her durumda seçim yapılabilir diyorum. Tamam seçim ne zaman? 90. günü takip eden ilk pazar. Tamam. Şimdi her yasama döneminde bir defa yapılıyor. Yasama döneminde neyi kastediyorum? 5 yıllık süreyi kastediyorum. Tamam mı? 5 yıllık süreyi kastediyorum. Bu bir. İki bir, bir genel seçim üzerine 30 ay geçmedikçe bir sonraki genel seçime bir yıl kala ara seçim yapılamaz. 2. Diyorum ki eğer ki %5 koltuk boşalma durumu söz konusu olduğunda 30 ay geçmeyecek, geçmeden ara seçim yapılamaz değil mi? Bu kural geçerli değil. 3 ay içerisinde ara seçim yapılacak. Seçimlere 1 yıl kalmışsa o kural geçerli, ara seçim yapılamaz. Ama diyorum bir ilim veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç temsilcisi kalmadıysa 30 ay kuralı da geçerli değil, 1 yıl kuralı da geçerli değil. O 90. günü takip eden ilk pazar seçim yapılacak. Neden? Çünkü mecliste ben temsilcisi olmayan bir seçim çevresi, bir il görmek istemiyorum diyor anayasa. Anlaşıldı mı? Galiba anlaşılmıştır. Bu tablo önemli. Mutlaka şimdi durdur. Şu tabloyu çizmeye çalış. Çizemezsen tekrar benden dinle. Hala anlamadıysan yorumlardan bana bir şekilde ulaş. Şimdi arkadaşlar ant içmeye geldik. Ant içme durumunda kaç dakika oldu acaba bakamadım. Ant içme durumunu anlatalım arkadaşlar. Ee, bakalım. Şimdi arkadaşlar yorulmadık değil mi? Ant içme. Ant içme durma. Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başlarken üyeleri göreve başlarken ant içerler. Yemin ederim derler. Şöyle 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 bir insan olacağım. Görevimi layıkıyla yerine getireceğim. Vatanı, milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı davranmayacağım vesaire vesaire. Layık Cumhuriyetin gereklerine uygun olarak yerine getireceğim ve Türk milleti adına gibi yemin ederim, ant içerim derler. Tamam mı? Şimdi kimler bunu yapabiliyor? Milletvekili yapabiliyor. Cumhurbaşkanı yapabiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapabiliyor ve bakan yapabiliyor. Tamam. Milletvekili, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan. Tamam mı? Bak, Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Bakan daha devam ediyor. Tamam? Devam ediyor. Milletvekili sıfatının bakın şu ant içme olayını şununla hep karıştırıyorlar. Diyor ki, ant içmek tür milletvekili sıfatını kazanmak için gerekir. Hayır. Ant içmek milletvekilinin göreve başlaması için önemlidir. Milletvekilinin sıfatını kazanmak İl Seçim Kurulu'nun mazbata tutanağının mazbatasını düzenlemesiyle birlikte zaten o kişi milletvekili sıfatını kazanır. Ant içmek için göreve başlaması gerekir. Hani göreve başlaması için ant içmesi gerekir. Gel buraya. Milletvekili sıfatının kazanılması için İl Seçim Kurulu'nun mazbatası almasıyla milletvekilini artık kazandı. Ben Adana... Adana'nın milletvekiliyim. Mazbatamı aldığım anda bitti. Artık ben mazbatam tutanak düzenlendiği anda artık ben milletvekiliyim. Gider meclise ister ant içerim, istersem içmem. Ant içersem lehime, ant içmesem bazı durumlardan, milletvekilliğinin bazı durumlarından fayda Bak şimdi milletvekilinin göreve başlayabilmesi için ne yapması gerekiyormuş? Ant içmesi gerekiyormuş. Bunları ne yapıyor arkadaşlar? Yani ÖSYM'deki arkadaşlarımız soru yazılanları ne yapıyor? Şunların tam tersini veriyor. Yani olayın stratejisini anlatıyorum sana. Senin Seni düşürmek için kazdıkları çukuru gösteriyorum. Düşme diyorum buraya. Bak bir bilgiyi öğrenirsin. Açar kaynaktan öğrenirsin. Ama bir de adamların seni düşüreceği çukuru göremeyebilirsin. Ben sana çukurun yerini gösteriyorum. Lütfen düşme. Düşme. Tamam? Çukurun yerini gördün mü? Düşme. Ne diyecekler? Milletvekilliği kazanabilmesi için ant, iç ant içmek gerekir diyecekler. Yanlış. Göreve başla başlaması için ant içmesi gerekir. Tamam? Şimdi devam ediyorum. Peki bir milletvekili mecliste ant içmezse neler yapamaz, neler yapabilir? Meclis Meclis'teki oylamalara katılamaz. Oylamalara katılamıyor, komisyonlara katılamıyor, kanun değişiklik teklifinde bulunamıyor, başkanlık divanına katılamıyor. Ya meclis çalışmalarına katılamıyor ya bu kişi. Tamam. Yemin etmemiş, katılamıyor. Yemin edecek. Tamam mı? Peki. Başkanlık divanına katılamaz, kanun değişikliğine katılamaz, meclis komisyonlarına katılamaz, oylamalara katılamaz, katılamaz, katılamaz. Peki. En merak edilen konu şu. Alır mı para? Alır. Dokunmazlıktan faydalanır mı? Faydalanır. Sorumsuzluktan faydalanır mı? Faydalanır. Tamam mı? Para alır ha. Maaş alır. Özlük haklarından faydalanır. Milletvekili sıfatını kazanmasıyla belli haklardan zaten faydalanıyor. Ama meclis çalışmalarına katılamamasının sebebi gidip yemin etmedi. Tamam. Böyle aklınızda tutun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sonraki video üyelikle bağdaşmayan işler. Bunu da anlatacağım. Sonra milletvekili dokunulmazlığı sorumsuzdu. bunlara geçeceğim. Şimdi arkadaşlar üyelikle bağdaşmayan işler nelerdir? Üyelikle bağdaşmayan işler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Şu 6 ay olayı bitti demişim. Onun birazdan videonun sonunda geçeceğim. Milletvekili, devlet ve diğer kamu sektörlerinde bunlara bağlı kuruluşlarda kamu, kamu sektör doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, kamuya yararlı derneklerde, devlet devlet devletin yardım sağladığı vergi muafiyetleri tanıdığı vakıflarda kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlar sendikalar bunların üst kuruluşlarına bunların katıldıkları teşebbüs ve e, ortaklıkların yönetim ve denetim kurumlarında görev alamaz vekil olamaz. Herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getiremez. Temsilcilik, hakemlik yapılamaz. Yani temel mantık şu. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesisin. Sen bir değerli bir milletvekilisin. Artık kamuya yararlı dernek, vakıf, e, kamunun ortaklıkları vesaire teşebbüslerinde hiçbir şekilde görev alamazsın. Tamam? Normalde Bakanlar Kurulu'nun kaldırılmadan önce Bakanlar Kurulu kaldırılmadan önce arkadaşlar şu durum vardı. Bakanlar Meclis 6 aylığına e, bir milletvekilini Bakanlar Kurulu'nun gösterdiği bir görevde yetkilendirilebilir tarzında bir yetkilendirme vardı. Tamam mı? İstisnai bir durumda 6 aylık bir süre vardı. Bu durum Bakanlar Kurulu'nun kalkmasıyla beraber bu durum kalktı. Tamam bu durum artık yok diyeceksin. Tamam Ve diğer kamuya yararlı kurum ve kuruluşun hiçbirinde de görev alamıyor. Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda önemli yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu bunlardan güzelce ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın. Biraz hızlı konuştum galiba. Hızlandırıp izleyenler arkadaşlar için kötü olmuştur. Arkadaşlar bize destek olmak için her zaman söylediğim gibi kanala abone olabilir, beğeni yapabilir. Yorumlardan herhangi bir problem yaşadığınızda yorumlardan veya Instagram'dan bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın.